Herkese merhabalar. Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube olarak düzenlediğimiz meslektaşlarımızla mesleki seminerler serisinin 22.sini de karşınızdayız. Bu seferki konuğumuz Sayın Doçent Doktor Mustafa Sarıbudak olacak. Sayın Mustafa Sarıbudak'la bir karst akiferinin hikayesini işleyeceğiz. Mustafa Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyi. Öncelikli olarak yönetim kurulum adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Onların çok selamları var. Onları öncelikli selamlarını iletmek istedim sizlere. Bizi kırmayıp yayına katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben çok fazla da sözü uzatmadan size devredeceğim. Hocam buyurun, söz sizin. Teşekkür ederim. Görüyor musun şeyi? Evet hocam, gözüküyor şu anda. Harika. Harika. Demek başlayabilirim. Tabii hocam, buyurun başlayabilirsiniz. Teşekkür ederim. Herkese merhaba Austin'dan. Texas eyaletinin küçük şirin bir şehri. Ve resimde gördüğünüzde bu şehrin efsane yerlerinden bir tanesi Barton. Önce İngilizcesini söyleyeyim. Barton. Spring Swimming Pool, yani Barton kaynağı yüzme havuzu şeklinde söyleyebiliriz. Bugünkü konumuz burası olacak. Burası hakkında konuşacağız. Burası bu jeofizik çalışma yapılana kadar gizemli bir yerdi. Herhalde bu gizemi çözdük. Bugün onun hikayesini göreceğiz. Bu benim ilk Türkçe olan bir görselim. Bundan başkası yok. Bunu hazırladım. Buna göre ilk önce bu Barton kaynağı ve yüzme havuzu hakkında bilgi vereceğim. Daha sonra bunun jeolojisini ve hangi akifer sistemine bağlı olduğu hakkında konuşacağız. Daha sonra bunun içinde bulunduğu tektonik yapıyı, ondan sonra da neden ve niçin jeofizik yaptık, jeofizik veri sunumu ve bir sürpriz ile de konuşmayı sonlandıracağım. Ben Austin'a 2009 yılında geldim. Houston'dan taşındım. Ve tabii bu yıllarda, bugünlerde bir yerden bir yere taşınınca ilk yapacağın iş Google'a gidip ya ben burada bu yeni şehirde ne yapabilirim demek var. Ben de aynı şeyi yaptım. Ve karşıma bu gördüğünüz görsel çıktı. 101 tane harika yapılacak, görülecek yerler var. Bunlardan 17.'si Barton kaynağı idi. Barton kaynağı yüzme havuzu idi. Burası Austin halkının ve civarda yaşayanların tam bizim Mekke dediğimiz Mekke'si yani. Genç, yaşlı, orta yaşlı herkes buraya gelir, yüzer. Sabah 5'te açılır, akşam 8'e kadar. Haftada bir günlük temizliği vardır, kapalıdır. Onun dışında her gün açıktır. Burası aşağı yukarı 1,2 hektara karşılık gelen bir şey var, ölçümü var. Su bir karst akiferinden geliyor ve bu suyun sıcaklığı 20 derece civarında. Her sene buraya aşağı yukarı 800 bin kişi ziyaret ediyor. Burada bir de ayrıca sadece bu havuzda olan bir salamander, bir nevi balık çeşidi var. Onun için 3 tane biyolog sadece bu iş için görevli. Bunların yaşamları rahat olsun diye çalışmalar yapılıyor. Gördüğünüz gibi burayı güzel bir böyle fay kesiyor. Ondan sonra 3 tane de spring var. Bunların hepsine sırasıyla gelip konuşacağım. Şunu ben şey yapayım. Laser'a bakmak istiyorum. Laser'ı vermiyor.
Beni duyuyor, görüyorsunuz değil mi slaytları? Evet hocam, görüyoruz şu an net olarak. Tamam. Evet, burası bu havuz, evet, doğal bir gelen suyla besleniyor ama burası her zaman, yani böyle bir yapı, bu resimlerde gördüğünüz gibi modern bir yapı yoktu orada. Daha sonra 1929 senesinde herhalde sanıyorum buradan geçen bir derenin bypass edilmesiyle burası bir nevi bizim bir baraj yapmış şeklinde bir pul, şey haline, yüzme havuzu haline getirildi. Buranın en son sahibinin ismi Bill Barton'dı. O Barton soyadı da oradan geliyor. Barton'ın herhalde 6 tane kızı vardı. Burada ne kadar spring varsa onlara ismini verdi. Eliza var burada. Bunun aslan ismi Parthenia, Zenobia. Bunlar hep böyle galiba dinsel şeyi olan, kontest olan isimler. Şimdi konuşuyoruz. Okay, laser pointer. Tamam. Evet. Dolayısıyla gördüğünüz gibi buradaki açık maviyle gösterilen yer açık maviyle gösterilen yer yüzme havuzu. Jeolojisine gelelim. Yüzme havuzu burada. Burada üst kratese yaşlı genellikle kireç taşıyla bu saf kireç taşı Georgetown formasyonu dediğimizde mar ve kireç taşlarından oluşan iki farklı birim. Bunları bir araya getiren Barton Spring Faye dediğimiz bu fay geçiyor. Bunlara daha sonra tekrar geleceğiz. A'dan B'ye olan bir jeolojik şeye de baktığımızda cross section'a burada gördüğünüz gibi şey burada pool, yüzme havuzu burada. Meşhur bizim Barton Spring Fay'ımız burada. Georgetown Limestone doğuda ve Edwards Akifer'e ait olan birim de burada. Şimdi bu Edwards Aquifer aşağı yukarı Austin civarında 100 metre kalınlıkta olan bir yer. Bu Barton Balconius Fault Zone dediğimiz pay zonu. Balconius pay zonu dediğimiz bir sistemin içerisinde buradan. Bakın ne kadar uzak. San Antonio hemen hemen Batı Texas'tan hemen hemen Dallas ve Oklahoma'ya kadar giden bir zon var burada. Arkadaşlar bu zon 300 milyon sene önce olan bir kıta kıta çarpışmasının dağının zonu. Bu dağ tabii erozyona uğramış ama hala dipte bu fayın sismik jeofizik özellikleri var. Dolayısıyla bu Barton Balkon fay zonu da 20 milyon sene önce falan oluşmuş bir fay zonu. Tabii bunun içerisinde oluşan bu sıralarda burada çok sığ bir kratese denizi var. Bu denizde oluşan Edwards Aquifer'i bu faylanmayla çok büyük karstik özellikler kazanıyor. Bu aquiferden çıkan su gayet güzel içilmesi falan gayet güzel ve buradaki San Antonio, Austin, San Marcos var burada. Onların hepsi bu nimetten faydalanıyorlar. Şunu da söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en önemli karst akıferinden bir tanesi. Birisi. Şeyimi bulmakta zorluk çekiyorum.
Evet. Şimdi bu, ben aslında bu şeyi kapatacağım. Pardon. Pointer option'ı kapatacağım. Zor oluyor. Evet. Burada gördüğünüz güzel bir harita var. Texas'ın haritası. Burada Balcones Payzonu'yla Edwards Cache taşının bir arada göründüğü, yeşil olan yer Edwards Akıpları. Austin'ın çalışma yerinde görüyorsunuz. Bakın burada sağdaki bir keş taşı örneği, akıpör örneği, mosturası. Gördüğünüz gibi çok gözenekli ve arı balı peteği cinsinde bu suyu taşıyan kayaçlar. Bunlar 100 metre derinlikte veya yerine göre daha yüzeyli olan suyu ileten gözenekler, boşluklar diyelim. Bu boşluklar aslında metrelerce kalınlıkta da olabiliyor. Şimdi bakalım. Genel bir jeoloji, genel bir Edwards Akıpları'nın genel bir dağılımına bakalım. Nasıl bir şey? Hidrojeologların, yeraltı jeologlarının karşıdaki en çok büyük sıkıntıları genelde bildikleri şey karst, yeraltı suyu akımı yönünde bildikleri şey karstta çalışmıyor. Bu karst akıförlerinin nereye gideceği, bu yeraltı suyun nereye gideceği gerçekten normal yollarla bilinmiyor. Bakın burada kırmızıyla ve oklarla gösterilen yeraltı suyunun genel akım yönü. Burada gördüğünüz, ortada gördüğünüz, San Antonio'nun batısında gördüğünüz suyun gelip buradan böyle güneye dönmesi, daha sonra doğuya, daha sonra da kuzeye doğru gitmesi yapılan çalışmalarla belirlenmiş bir durumda. Buradaki Austin'da durum daha gibi gözüküyor, basitleşmiş gibi gözüküyor. Ama acaba öyle mi? Gelin ona bir bakalım. Olsun. Bu görsel Austin civarında son 20-30 seneden veya 40 seneden beri yapılan hidrojeolojik çalışmaların yeraltı suyu akış yönlerinin nereye doğru gittiğini gösteriyor. Bu çalışmaların sonucunda genellikle Austin Belediyesi'nde çalışan jeologların, hidrojeologların yaptıkları çalışmalar sonucu 3 tane su basin olduğu anlaşılıyor. Havzası, Cold Spring, Sunset ve Manchaca Basin. Burada doğuda derin tuzlu su kontağı var. Gördüğünüz gibi bunların hepsi kuzeybatıya doğru gidiyor. Ama iş bu kısma gelince sorun karmaşıklaşıyor. Onu göreceğiz. Bahsedeyim, boya izlenmesi metodundan. Yeraltı suyu jeologlarının çokça kullandıkları bu metotta bir obruk veya bir batmakta olan bir nehir, ırmak, batmakta derken yeraltı suyu üzerinde olan yeraltı suyunun yerin derinliklerine akması ve orada ırmağın, nehrin kesilmesi veya mağaraların, yüzeyde görülen mağaralara bu fluoresent dediğimiz bu zehirsiz boyaların gönderilip ve bunlar nereden çıktıklarını bir yöntemle bulmak ve dolayısıyla bu gördüğünüz yönlerin, su yönlerinin karşılık arazide bulunması yönünde. Şimdi bunu tekrar gösteriyorum. Neden de şu, bir önceki buradan kuzeyden gelen, o güneyden gelen bu su akımlarının buraya gelince, bizim çalışma yerimize gelince bu fay
Hayır, takip ederek mi geliyor? Ortalardan bir yerden mi geliyor? Veya buralardan bir yerden mi geliyor? Bilinmiyor. Bu 2009-2010 senesinde ben buraya yerleştiğimde bu bilinmiyordu. Yaptığım araştırmalar tabii bu beni heyecanlandırdı. Belediyedeki Austin Belediyesi'ni tanıdığım bir jeolog arkadaşı aradım. Burada ben çalışmak istiyorum. Sadece yani kesinlikle bir şeyim, maddi bir çıkarım yok. Sadece bu konuyu aydınlatmak açısından. Ben sanıyordum ki herhalde 5-6 hafta sonra buraya gelirsem bu işi bitiririm. 10 sene oldu. Daha biz şimdi bir sonuç alındı. Jeofizik çalışma yaptık da ispatlanması bu kadar uzun zaman aldı. Tabii peki dediler. Peki dediler. Burayı arkadaşlar, jeolog arkadaşlar ziyaret ettik. Ve tabii sorulan sorular şu. Bu Barton Spring Fine'ın jeofizik imzası ne? Hiçbir çalışma yapılmamış jeofizik olarak. Biliyorsunuz burada Texas Üniversitesi'nin meşhur Austin Geoscience Departmanı var. Bir tane çalışma yapılmamış bu konuda. Ne gibi bir karstik olgular var burada? Yani obruk nasıl, aküferin niteliği nasıl, kaç metre derinlikte ve tabii en önemlisi de yeraltı suyu akım yönü neler? Şimdi jeofizik bütün amacı yer altını karakterize etmek. Uzaktan kullandığımız aletlerle. Biliyorsunuz bir dış araziye gider. Fiziksel özellikleri gravity ise density yani yoğunluk, manyetik susceptibility, başka resistivity, conductivity gibi onları ölçeriz ve bunları jeolojiyi önceden bilmeye çalışırız. Ve bunun en güzelliği, en iyi yöntemi birden fazla, en az iki yöntemi bir arada kullanarak veya daha fazlasını kullanarak sonuçlar almak. Biz de bunu yaptık burada. Kullandığımız metotlar öz direnç metodu, sel potansiyel, yer radarı, sismik refraksiyon ve induced polarizasyon yöntemleriydi. O zamanlar benim bütün bu aletlerim hemen hemen hepsi vardı. Ondan sonra zaten 2009'da galiba ekonomik kriz oldu. Bayağı bocalandık o sırada. Fakat ben bunları projede kullanabildim. Burada gördüğünüz arkadaşlar da Dr. Nico Howard, göreceksiniz daha sonra, birkaç yayın yaptık beraberce. Bu da orada çalışan burslu bir öğrenciydi o zamanlar. Şimdi bu da buradaki fence, yani tel örgü, Barton Pool'un şeyini gösteriyor. Sınırını gösteriyor, güneş sınırını. Önce dedik ki ilk işimiz bu fayları karakterize edelim. Burada fay mosturaları var, gayet güzel fay düzlemleri var. Buradan iki tane şeyle başladık. Öz direnç verileriyle başladık. Daha sonra başka yöntemler de kullandık. Buradaki yapmamız nedeni fayın özelliklerini görelim. Ve bir de suyun, yeraltı suyunun buradan geçtiğine dair bir bilgi edinebilir miyiz? Olay neden oydu? Şimdi öz direnç verilerine bakalım. İki tane öz direnç verileri. Bakın arkadaşlar, batıda Edward Aquifer'in saf kireç taşlarıyla güneydoğudaki Georgetown dediğimiz marl ve kireç taşlarından oluşan yönleri var. Atımı da görüyorsunuz burada. Ben ilk defa böyle güzel bir fay atımı gösteren öz direnç verisini
görüyorum. Yani vardır literatür yani yayınlarda da ama ilk defa böyle karşılaştım. 50 metre, 50 feet ne yapıyor? 15 metre ötede aynısını yine tekrar görüyoruz. Bu yaramaz bir şey bu. Bunu değiştirmedim. Böyle kaldı burada. Yani jeolojik bir özelliği olan bir şey değil. Burada da kuyular var. Amerikan jeolojik şirketinin veya bizim META'ya karşılık gelen ve burada yaptığımız çalışmaları burada gösterilen kesidi buradaki kuyu loğu destekler nitelikte. Ben bu öz direnç verilerinde bir akifer şeyi göremiyorum. Yani bir bu kadar buraya gelen suyun yüzme havuzuna gelen suyu bir imzasını göremiyorum. Peki başka şeyler ne? Başka sismik refraksiyon tomografi dediğimiz olayda burada da güzel bir şekilde şeyi görüyoruz. Erozyon bir topografya var, paleotopografya. Yine bir fayın yönüne biraz karışık. Bu sismik kesit biraz karışık. Fakat gene yani fayın atım ile ilgili öz direnç verileriyle uyumlu bir şey. Sel potansiyel ve IP'ye bakıyoruz. IP yine aynı şekilde şeye ne kadar benziyor? Rezistivite, öz direnç verilerindekine. Bunun nedeni negatif IP bu konuda çok yayın var. Bunlarla ilgileniyorsanız bunu da tartışabilirsiniz daha sonra. Fakat en önemlisi sel potansiyel fayın yeri burada ve bir akifer anomalisi göstermiyor. Benim edindiğim izlenimler 10 seneden beri, 15 seneden beri SP yapıyorum. Göstermiyor. Dolayısıyla ben yeraltı suyunun fay boyunca geldiğini bu verilerden görmedim. Bu bizi peki şöyle bir bakalım çalışmanın sonuçlarına. 25 feet ne yapıyor? 10 yok. 8, 7-8 metrelik bir atım ölçüyoruz. Ondan sonra ve SP data'nın yeraltı suyu akımının fay boyunca gittiğini gösteren bir delil yok. O zaman dedik ki gelin ya biz şeye gidelim. Havuzun içinde güney kenarına gidelim. Buradan bir SP alalım. Başka bir jeofizik yöntemini burada bize vermediler. Tartış yaptırmadılar. Nedeni de bu size daha önce bahsettiğim tehlike yaşamı tehlikede olan salamanderle ilgili. Bunlar yüzünden havuza elektrikli akım verebileceğimiz nedeniyle bunların yaşamlarını tehlikeye atabileceğimiz nedeniyle bu işten bunu yaptırmadılar bize. Her ne kadar bedava yapacaksa olsak da yine de yaptırmadılar. Burada şimdi çok güzel bir SP verisi aldık. Bunu göstereceğim şimdi size. Batıdan doğuya doğru bakacağız şimdi. Lütfen payında yerini zihninizde simgeleyin. Gördüğünüz gibi pay burada. Payın geçtiği yerde bir düşük negatif anomali. Ama burası ileride yüksek pozitif olan bir SP anomali var. Genellikle değil, hemen hemen her zaman kaynağın olduğu yerde pozitif SP anomalisi görüyoruz. Ha, sanıyorum yeraltı suyunun boşaldığı yerle ilgili bir imzayı SP ile önce anladık. Bu bizi çok heyecanlandırdı. Dedik ki bundan önce şeye bakalım. Nereye geldiğini bu anomalinin buradan geliyor. Ondan sonra dedik ki biz burada bunu bulduk. O zaman herhalde su buralardan güneyden bir yerlerden geliyor.
Şimdi şunu göstereceğim size, buradaki negatifi göstereceğim. Neden bu negatif SP var fayda? Oradan aldık SP profilini çıkarttım. O yapayın kenarına koydum. Arkadaşlar sanıyorum bu buradaki K burada bir suyla örtüdü. Suyun altında bir mağara var. Bu mağaranın bu tarafa doğru gittiği biliniyor. Dolayısıyla magnet bu SP düşük SP değerlerde bu mağarayla ilgili olduğu söyleniyor. Şimdi biz şeye gidelim. Bunu da çabuk çabuk geçeceğim burada. Burada 6 tane resistivity şeyi aldık. Öz direnç profili aldık. Bunları çabuk çabuk geçeceğim. Fazla üzerine durmayacağım. Bunlar 1, 2, 3 gördüğünüz gibi buradaki A ile gösterilen anomaliyi ifade ediyor. Ve aralarında aşağı yukarı 7-8 metrelik bir mesafe var. Bakın nasıl değişiyor. Ve bu da normal yani. Bir karst akviferinde aynı anomali 7 metre, 2 metre sonra değişiyor. Bu çok. Ben size şunu söyleyeyim. Bu bir ve bunu ve bunu ne oldu? Ben bunları, bu anomalleri pardon bir tane daha gitmem lazım. Evet. Pardon. Ben bu anomalleri gördüğüm zaman L1 ve L2'deki gerçekten çok sevindiğimi, uykularımın kaçtığını, çok büyük heyecan duyduğumu söylemek istiyorum. Yani evet, o anda yani bu 2011 yılları o anda akıferle ilgili bir bulgu bulduğumuzu hissetmiştim. Hani aynı şey biraz daha güneye daha gidiyoruz. Gördüğünüz gibi bu A'daki anomaliler A anomalileri şekil değiştirerek en sonda biraz daha şekil değiştirerek devam ediyor. Yani güneye doğru düşük rezistivite, düşük öz direnç değerleri burada da göstereyim. Jeofizikçi olmayan arkadaşlar özür dilerim. Bu düşük değerler, düşük rezistivite değerleri, öz direnç değerleri maviyle gösteriliyor. Ve büyük rezistivite değerleri de sarı, turuncu ve kırmızı ile gösteriliyor. Bir burada bir önceki burada gördüğünüz değerler bakın bir. Bunlar gerçekten bunların bu değer bu buradaki anomalinin kil ve suyla dolu olduğunu ve bu çok kondaktif yani çok iletimliliği çok yüksek olan bu akiferin içerisinde bazı mineralizasyon olduklarını, demir veya başka şekilde inorganik minerallerin olduğunu gösteren nitelikte. Bunlara daha sonra geleceğiz. Devam edelim. IP örnekleri yine gördüğünüz gibi gayet güzel aynı şekilde. Yani bunun nedeninin, IP'deki nedenin başka şeyle bağlayabilirsiniz ama rezistiviteyle böyle çok güzel korelasyon vermesi bunların jeolojik orijinli olduğunu da gösteriyor. Burada SP ile öz direnç verilerinin şeyini görüyoruz. Eğer bu SP anomalisi burada olmasaydı derdik ki su buradan geçmiyor diyecektik ama bu yüksek SP anomalisinin buradaki çok ilginç gördüğümüz anomaliye, öz direnç anomalisine karşılık gelmesi bizi ümitlendiren bir durum. Aynı şekilde bir yer radarının burada bir fay 8, 3 metrelik bir şeye derinliğe kadar burada gördüğünüz gibi bir offset var. Bu offsette burada yüzeyde bir basamak yani bir fay olabileceğini yönleniyor. Görüyorsunuz. Yani veri arttıkça, jeofizik verisi arttıkça size yeni bilgiler geliyor.
sismik refraksiyona bakalım. Burada sismik refraksiyonda burada gördüğünüz gibi hızlı verileri 18.000'den başlıyor, 2.000'e kadar dönüyor. Sağ tarafta Georgetown ve Edwards akıperi görüyorsunuz. Yer radarını destekleyen bir profil. Güneyde buradaki gördüğümüz sismik refraksiyon. Bu iki veriyi rezistivite, öz direnç ve sismik refraksiyonu birbirine korele edersek yine güzel bir korelasyon var. Yine rezistivite verilerinden bir tanesi de SP'nin anomalisinin nasıl birbirleriyle uyumlu olduğunu gösteriyor. Ve üç boyutlu, en sonunda üç boyutlu bir öz direnç şeyimiz var. Buradaki, oradaki gördüğünüz, benim heyecandan uyuyamadığım birkaç gece bu düşük rezistivite anomalisinin burada gösteriliş şekli. Burada da sismik refraksiyonda ve yer radarında gördüğümüz fay. Demek ki burada bizim Barton Springs fayına, kaynağına, fayına paralel olarak veya onu kesen bir fayın niteliği de söz konusu. Bu sefer güney-kuzey yönlerde aldığımız bu şeyleri bakacağız. Öz direnç verilerine bakacağız. 57, 58, 59. Burada çok ilginç bir şey var. Ona dikkatinizi çekerim. Yine çok güzel anomaliler var burada. Bu çok büyük şeye bir önceki doğu-batı yönündekilere nazaran. Bakın arkadaşlar, şuna bakın. Bu bir, yani old channel. Yani bu sismik şey. Tıraş taşlarında görülen bir şey, kanal. Channel dediğimiz olay. Ama 9'dan sonra işte bakalım. 9'dan sonra 10'da bu anomaller yok. Bu anomallerin olmadığı yerde bizim sismik refraksiyonla ve de yer radarında gördüğümüz fay karşılık gelen yerler. Evet. Burada çok ilginç bir şey var. Bu 8. Profille buradan topladığımız SP verilerini uyumunu gösteren bir şey. Bu çalışma SP değerini biz kuraklığın olduğu bir günde, kuraklık günlerini Austin'da çok geçiriyoruz böyle günler, Texas'ta. Böyle bir günde almıştık. Bakın, yağış, 4 gün yağıştan sonra ve Barton kaynağın havuzunu kapattıkları için sel yüzünden biz buraya geldik, bir çalışma yaptık. Arkadaşlar, SP'deki farklılığı görün. SP değerleri yer altına suyan gelen akifere gelen suyu yansıtıyor. Bir öncekine bakın, bir sonrakine bakın. Canlı bir sistem var karşımızda. Evet. Ve ben bu çalışmaları bir araya koyduğum jeolojik ve jeofizik. Bu şimdiye kadar çalıştığımız araştırmanın sonuçları bu derinlikleri gösteriyor. Ve buradaki o bulduğumuz yer radarı ve sismik ve belki öz dirençlerden görülen faylar var. Bulduğumuz fay. Ondan sonra böyle bir sonuç elde ettik. Burada bir gözleme kuyusu var, ondan da elde ettik. Şimdi bu değerler Georgetown formasyonunun değerleri, en üst değerleri, yani tabakanın üst düzeyini değerleri. Bu fay hakkında şüphesi olan jeolog arkadaşlar vardı. Dedik ki sizin bu doğu kuzey kıyısında burada çok delgiler var. O da borehole dediğimiz kuyu delgilerinden bu Georgetown formasyonunun değerlerini alıp bunlarla karşılaştıralım. Ve karşılaştırdık ki gerçekten
Bunların arasında yani aşağıya inen blokla yukarı çıkan blok arasında aşağı yukarı 20-30 feet, o neye geliyor? 10 metrelik bir farklılık var. Gerçekten de jeoloji ve jeofiziğin beraberce kullanılarak bu fayın burada gerçekçi olduğunu gösteren bir şey. Şimdi biz bu verileri Niko ve diğer bir arkadaşla önce Sinkhole Conference denilen bir konferans var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Her 2-3 yılda bir olan bir, 3 yılda bir olan bir konferans. Orada verdik verileri. Daha sonra da en sonunda çalışmalarda burada Journal of Applied Geophysics'te yayınladık. Şimdi diyeceksiniz ki iyi, tamam. Ama bu hikayenin sonu değil. Şimdi hikaye güzel bir sonuçlanması var. 2018'in son ayında Barton Yüzme Havuzu'na gece yarısı büyük bir neden ona sedimentasyon, çamur birikintisi, türbidit deniliyor dediler burada. Bir kirlenme olayı söz konusu. Tabii bu buranın ne kadar önemli bir yer olduğunu biliyorsunuz. Herkes bunun nedenini araştırmaya kalktı. Bulmaya çalıştı. Sabaha bu ikinci bir daha biraz daha temiz ama kesinlikle bu yüzme havuzu bizim bildiğimiz yüzme havuzu değil. Dolayısıyla havuzu hemen kapattılar. Çalışmalar başladı. Detektif gibi bütün jeologlar, jeofizikçiler veya yer bilimcileri ve diğer görevliler bunun nereden geldiğini, hemen bunun tehlikeli bir şey olmadığını hemen kimyasal analizlerden anladılar ve bunun bir delgi sonucu, yani kuyu delgisi sonucu olabileceğini ihtimali daha yüksek oldu. Ve nitekim aşağı yukarı havuzdan 1000 metre güneydoğuda, güneydoğu mu oluyor? Evet, güneybatıda bir yerde Austin'da yaşayan birisinin, o civarda yaşayan birisinin kendi jeotermal soğutma ve ısıtma yapmak için Austin Belediyesi'nden izin aldığını, 9 tane kuyu deleceğini herkes biliyor. Ama kuyu delgileri 65-70 metreye kadar gidince orada bizim bu Edwards akıferini kesiyor. Orada Edwards akıferini geçtiğini hiç kimse bilmiyor. Bütün güzel sürpriz dediğimiz olay bu. Ondan sonra bu buradaki tabii kuyuda bu mağarayı veya boşlukları kesince kuyuda delmesinde kullandıkları bütün sedimentasyon, bütün çamur, bentonite, kil hepsi boşalıyor ve havuza geliyor. Bu bana bu konuda Brian Hunt diye bir arkadaşın çalışması sonucu, burada yaptığı çalışmanın sonucunun bir en son şekillenen bir tanesi. Bu kuyuların delindiği yer burası ve bu maviyle gösterdiği şey de yeraltı suyunun, Edwards akıferinin yeraltı suyunun bu yönde hareket ettiği. Ve bizim de çalışma alanımız, geophysical çalışma alanımız burası. Peki bu kimyasal analizler, yapılan kimyasal analizler bu yeraltı suyunun Manchaca yeraltı havzasından geldiğini de göstermiş niteliğe. Yani güneyden kuzeye doğru geliyor. Fayı takip etmiyor. Kesinlikle fayı takip etmiyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu çalışmanın yapıldığı yere geliyor. Peki Eliza ve Old Mills'den ne haber? Arkadaşlar Old Mills çok hiç ama hemen hemen hiçbir kirlenme göstermiyor bu gelen akımdan dolayı. Dolayısıyla Old Mills'in kaynağı başka yerden gelen su kaynakları.
Eliza, evet Eliza direkt olarak buradan gelen suyu, pis suyu Eliza'da da görüyorlar. Ve bu bütün jeolojik ve jeofizik verilerin ışığı altında böyle bir çalışma yaptım, koydum yerine. Burası payı gösteriyor. Bizim meşhur SP verisi ki bizi heyecanlandıran ve bu işi sonuna kadar götürmemizi nedeniyle ve bunlar da buradaki SP değerleri, öz direnç verileri. Bu da Old Mill kaynağına neden bunun gitmediğini. Çünkü aküfer burada sona eriyor. Sona ermesinin nedeni de biliyorsunuz biz bir fay tahmin ettik burada. O nedenle aküfer buradan sona eriyor ve aküferin akış yönü böylelikle ispatlanmış oluyor. Bu çalışmayı da ben Texas Geological Society'de hemen yakınlarda bir yerde, herhalde bir sene önce yayınladım. Büyük ilgi çekti. Şimdi konuşmamı sonlarına gelmiş bulunuyorum. En sonunda 100'e bildim nihayet kaç yıldır beri çalışıyoruz ve havuza giriş parasını benden almadılar. Bütün elde edindiğim kazanım bu işten yayınlar ve bedava yüzme. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Bu da 1800'lerden kalma bir Barton kaynağının görünüşü. Burada bu sıralarda bu yıllarda diyeyim 1800'lerde 1750'lerde Kızılderililerin, Apaçilerin gelip avlandıkları ve çubuk tüttürdükleri yerler. Şunu da ilave edeyim. Burada gördüğünüz fayın daha ne kadar güzel, daha güzel göründüğünü sanıyorum görürsünüz. En son bir tane daha var. Şunu söylemek istiyorum. Bu Albert Einstein, en büyük fizikçinin bu konuda söylediği, yani genelde bizim araştırmalarımızda yer, konu ne olursa olsun, yer bilimleri olsun, fizik olsun, bir şeyi ilk defa hissedebilmenin, görebilmenin çok güzel bir duygu olduğunu ben bir projede bir defa daha hissettim. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Sorunlarınız varsa lütfen. Ha şunu da söyleyeyim. Geçtiğimiz aylarda çok büyük bir diş operasyonu geçirdim. Konuşmamdaki pelteklik ondan, sakın diye Mustafa Türkçeyi unutmuş diye düşünmeyin. Teşekkür ederim ilginiz için. Estağfurullah hocam. Son derece akıcı ve güzel bir sunumdu. Bizler adına da gerçekten bayağı bir doyurucu oldu. Sorudan ziyade şunu geçmeden, söylemeden geçmek istemiyorum açıkçası. Bu işten kazananın sadece 5 dolarlık o giriş ücreti de dediniz ama emin olun bizler için, en azından meslektaşlarımız adına çok değerli çalışmalar olmuş. Ben öncelikle onun adına çok teşekkür ederim. Yönetim kurulumuzun yönetim kurulu başkanı Erdal Şahan'ın çok selamları var. Yönetim kurulumuzun üyelerinin Erdem Acar, Emre Haktaş'ın çok selamları var. O da Teşekkür ederim. genel başkanımız Şevket Demirbaş, o da izliyor. Onun da çok selamları var sizlere. Çok değerli bir yayın olduğunu iletiyor kendisi. Benim sormak istediğim ufak bir soru var. Bununla ilgili bütün bu çalışmaları bitirdiniz mi? Yoksa bununla ilgili aküferin bu geleceğiyle alakalı başka bir çalışmalarınız olacak mı bu bölgede ya da başka bir bölgede? Çok var. Bu, dedim ya, şimdi bu çok güzel bir konuya temas ettin. Olay şu, ben dedim ya, ben bu işten sadece havuza girme ücretimi almadılar ve yayın yapabildim. Aslında öyle değil. Aslında Austin Belediyesi bana çok büyük projeler verdi. Hem de teklif, başkalarına teklif yapılmadan.
yeter artık dediler. Sen dediler epey pro bono deniliyor buna burada İngilizcesi. Yani bedava. Çok iş yaptın bizim için. Bu nedenle benim maddi olarak çok çok güçlendiren çok güzel projelere imza attık burada. Çok önemli projelere. Hatta şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Burada bir otoban yolu üzerinde yaptığımız jeolojik çalışma önümüzdeki hafta Austin'daki bir şey tarafından, nasıl söyleyeyim, belediye reisi tarafından en iyi proje olarak nitelendirilecek, şey verilecek. Bir mükafat mı deniyorsunuz ona? Bir şey verilecek. Plaket verecekler. Yani bu konuda çok yaptığım çalışmalar var. Hepsi de yayınlanmış durumda ve bunun bir şeyi yok. Yani sonu yok. Sürekli çalışacağız. Fakat Kaş Jeofizi çok önemli bir konu. Şunu söylemek istiyorum orada çalışan arkadaşlara. Bu işten hemen maddi bir kazanç beklemesinler. Özellikle danışmanlık yapan arkadaşlar. Hafta sonunda çıksınlar etrafında, bu şehir neye ihtiyacı var? Neye ihtiyacı var? Benim bilgimden nasıl yapabilirler? Önce bu dediğimiz bedava işleri yapıp halka sunmaları, muhtarlığa veya belediyeye sunmaları gerekir diye düşünüyorum. Çok teşekkürler hocam. Son olarak yeni kapatmadan önce söylemek istediğiniz birkaç söz varsa, duygu ve düşünceleriniz ya da bu ile ilgili, onları da alalım. Buyurun hocam, demek istediğiniz birkaç şey varsa. Vallahi benim en çok Türkiye jeoloji bir cevher. Yani faylanma, maden ve bunda özel danışmanların yaptığı çok az katkı görüyorum. Evet, şirketler çalışıyor. MTA olsun, Türkiye Petrolleri, üniversiteler yayın yapıyor ama danışmanların da bu konuda çok iş yapabilecekleri düşüncesindeyim. Bu konuda benimle de temasa geçebilirler istedikleri herhangi bir konuda bilgi alışverişi açısından. Yok ama diğer arkadaşların bir soruları varsa memnuniyetle yanıtlayabilirim ama benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür edeceğim. Sorudan ziyade çok fazla teşekkür var sizlere. Yani son derece güzel bir yayın olduğunu, son derece doyurucu bir sunum olduğundan bahsediyorlar ve gerçekten sıkılmadan dinlediklerini iletiyorlar. Başka yönetim kurulumuz olmak üzere de size sonsuz teşekkürleri var. Ben de tekrardan teşekkür ediyorum. Benim için de güzel bir yayın oldu. Son olarak kapatmadan önce bugün 23 Ekim 2011 Van depreminin yıl dönümü. Orada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, orada yaralanan, daha sonra sakat kalan, bir şekilde o depremin etkilerinden maruz kalan kardeşlerimize diyelim, tekrardan geçmiş olsun, kayıplarımıza da başsağlığı diliyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Tekrardan size çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Bize katkılar için, desteğin için tekrardan teşekkürler. Hoşça kal. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Sağlıklı günler diliyorum herkese.